Merhaba arkadaşlar, Fenerbahçe ile olan kariyerimize devam ediyoruz. En son lig maçında Sivas'ta 0-0 berabere kalarak bir derbi daha aldık. Ligde 9. sıradayız, ligin ortasındayız. Fakat daha önemli maçlarımız var şu an. Fiorentina, Başakşehir ve tekrar Fiorentina maçları. Bu maçlarda galip gelmemiz çok daha zor. Belki de Fenerbahçe ile olan kariyerimdeki en zorlu haftalara geldim. Bu 5 haftayı kazasız belasız atlatırsak benim sırtım yere gelmez daha. Bakalım atlatabilecek miyiz? Şimdi ne demiş? Volkan Şen'in performansı medyanın ilgisi üzerine çekmesinden etkilenir mi? İddialı Volkan'a moral verir dedim. İlk maçı deplasmanda oynamak avantaj mı? Evet, fark yaratabilir dedim. Bahisçiler, çalıştırdığınız Fenerbahçe takımının Avrupa Ligi turnuvasının bu aşamasını geçemeyeceğini düşünüyor. Fiorentina takımıyla yapacağınız maçtan önce sizce bu turnuvaya devam etme ihtimaliniz ne kadar? Her takımın kazanma şansı vardır. İyileşecek ve maç saatine hazır olacak diyelim. İlk maçta kendinizle aynı seviyede olan rakibinizle deplasmanda berabere kaldınız. Buradan olumlu bir skor alabilecek misiniz? Kimle berabere kaldık ya? Sivas'tan mı bahsediyor bu? Oyun planına sadık kalırsak başarırız arkadaşım. Evet, Volkan Şen'in takıma katkısı büyük olacak. Bu maça tam kadro çıkmamız lazım. Şimdi sakatlarımızdan, evet, Van Persie iyileşmiş. Van Persie'yi bir kere Mehmet Topal yerine alalım. Mehmet Topal da ileri alalım. Şöyle serbest oyuncu hücum. Fernando'yu destekledik mi? Destek, tamam, o demiş zaten. Alper yerine hemen Volkan Şen'i alıyorum. Markovic, Nani, Markovic kalsın ya da. Markovic performansı iyi. Hasan Ali kaldırım. Hasan Ali'yi şöyle alalım. Ve şuradan standart bek hücum diyelim. İki tane orta sahamız oldu. Diego'yu mu çıkaracağız? Diego'yu şöyle çıkaralım. Yerine Gökhan Gönül'ü alalım. Gökhan'ı da buradan. Hadi. Ofansif bek. Savunma yapalım. Şimdi bu şekilde gidelim. Van Persie tam olarak fit değil. Tamam. Van Persie o zaman şöyle çıkarıp yerine Diego'yu alalım. Diego'yu da nasıl oynatalım biliyorsunuz mu? Oyun kırıcı ofansif orta saha var. Destekleyelim. Bu şekilde gidelim. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Evet. Fiorentina'nın yeni... Oo, bu ne la? Giuseppe Rossi'yi zayıf ayağına. Evet. Fiorentina bu maçta favori. Bernardeschi'yi ne yapalım? Top hamle sert diyelim. Zayıf ayak diyelim. İliç'e de aynısını yapalım. Adamlar değişik oynuyor. Mati Fernandez'e bir şey yapmıyorum ya. Evet. Bize kazanma şansı verilmese de taraftarlar adına iyi performans sergileyelim. Gidin onlara, evet, eleştirileri haksız çıkarın dedim ve motive ettim takımı. Bu güzel oldu. Takım motive oldu. Şimdi bakalım nasıl bir maç olacak. Evet. Ben aslında gizliden gizliye beraberliğe razıyım ama futbolculara bunu çaktırmayacağım tabii. Şöyle katı yapalım. Evet, maçın 17. dakikası. Ne diyor bu? Ya çok da uzak değil şimdi, boş ver. O kadar da uzak değil. Ayak yapmayın bana. Defansla orta sahanın arası o kadar uzak değil. Evet, ilk yarıda son 10 dakika. Bence iyi bir maç çıkarıyoruz. Gerçi Fiorentina 7 atak yapmış. Biz 2 tane şut çekmişiz. Arada ciddi bir fark var. Ama beraberlik benim işime gelir. Kesin bir dille.
Ne diyelim? Kazanma şansı vermese taraftarlarımız adına iyi bir performans sergileyelim dedim. Ya Meireles o ne ya? Ya çocuk gibi pas hatası yapıyor ya. Fernandao. Meireles. Aha. Hadi be. Arkadaşlar neredeyse oluyordu ya. Neredeyse oluyordu ya. Kimi aldılar? Dur ben şimdi Van Persie'yi alacağım. Orada var ya Van Persie olsaydı o adam golünü atardı. Fırsatçı golcücü. Bir de rakip oyunda kimi aldı? Evet, Fernandez'e zaten bir şey yapmamıştık. Bak ne kadar öngörülüyüm ya. Hiçbir şey yapmadım. Adam oyundan çıkardılar. Adam iyi oyuncu değil çünkü. Van Persie girer girmez 77 kondisyon. Tebrikler Van Persie. Hadi Markovic, Souza, Meireles, Meireles. Demin... Yapma be. Benim orta saha çok pas hatası yapıyor. Sıkıntı orta sahada. Markovic. Markovic çok iyisin Markovic. Markovic'e gel. Ne oluyor lan? Var ya şu maç elimizden kaçıyor. Şu maç elimizden resmen kaçıyor. Markovic'i ortaya alıp sağ kanata Nani'yi mi alsak ya? Evet öyle yapacağım. Böyle yapacağım. Her an gol atabiliriz çünkü. Şöyle Markovic'e. Hücum. Markovic'e gizli forvet dedim. Evet. Şöyle gizli forvet yapalım. Nani zaten öyle oynayacak. Hadi bakalım nasıl olacak ya. Var ya iki topumuz direkten döndü. Van Persie tek başınasın ama yıldız olduğunu göster artık. Hasan Ali yapma Hasan Ali. Taktiksel yeni değişikliğimiz yeni oldu. Gilberto Suarez. Gilberto tekrar topla buluştu. Güzel. Ya of. Topu uzaklaştırın artık. O boru gibi bir şut geldi ama Allah'tan Volkan güzel kurtardı. Rossi parmakta kırık. Rossi'nin parmağını kırdık. Yani bizimle oynarken hadi hadi son dakika golü. Ne yaptın lan? Oha out mu ya? O nasıl bir vuruş ya? Dağlara taşlara vurdu. Hadi, hadi bebeğim. Yemin ediyorum bak bu maçta ezilmedik. Bizim ataklarımız çok daha iyiydi. Şimdi kesin bir dille müthiş sonuç dedim. Herkesi yanılttınız dedim. Hakikaten de berabere kaldık ama yani maçın hakkı da bizim miydi? Onlar daha fazla atak yaptı ama bizim ataklarımız çok 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 daha değerliydi. Bugün bir deplasman golü bulmayı başaramadınız. Ancak rakibinizin gol atmasına da engel oldunuz. Şükrü Saraçoğlu'nda sonuç alacağınızdan ne kadar eminsiniz? İddialı. Bu eşleşmede bu sadece ilk yarı ve ikinci yarıda taraftarlarımızın fark yaratacağını düşünüyorum dedim. Oh be var ya bu maçı yenilmeyi bekliyordum açıkçası ama taraftarlar bize kızabilir mi? Yanlış anladım ben herhalde. Orada ne yazıyordu ki? Uf, çok var ya şu an rahatladım ya. Harbi diyorum rahatladım. Oh! Sivas maçından sonra bu maçtan da böyle 5-6 yeriz falan dedik ama berabere kaldık. İkinci maçı da yenersek aman Allah'ım. Bir lig tablosuna bakalım mı ya? Lig tablosuna bakalım. Galatasaray 41. Biz kaç? 38 puanımız var. Başakşehir'i yenersek ki yenemeyeceğiz. Güzel yerlere geliriz ya. Şuraya 41 puanla
En azından 7. olabiliyoruz. Tabii bunların da yememiz lazım. Güzel yerlere gelebiliriz ya. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.